Mutlu sabahlar, Ekonomi 24'de hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisinin satır başlarına birlikte bakacağız. Bir haftayı geride bırakıyoruz. Son rakamlar ekranlarınızda olacak ama bugüne özel KOBİ'leri konuşacağız. Ekonomi 24 başlıyor. Rakamlarına geçmeden önce önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Sigorta sektörü için önemli bir adım atıldı değerli izleyenler. Türk Reasürans AŞ kuruldu. Aslında Reasürans sigortanın sigorta edilmesi riski önleyecek önemli bir adım böylece atılmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin genel müdürlüğüne Selva Eren atandı. Sigorta sektörü için bu adım oldukça önemli bir gelişme. Sektörün büyümesi, risklerin azalması ve böylece sektördeki primlerin yurt içinde tutulması bu adımla beraber hedefleniyor. Tek hissedarının hazine olduğu bu kuruluş böylece hayata geçmiş oluyor. Ve rakamlar gelsin, günlük rakamları döviz cephesinde yeni güne. Yani haftanın son işlem gününe nasıl başlıyoruz? 5.67.25 dolar TL'deki son durumu gösteriyor. %0,09 oranında sınırlı bir yükseliş olsa da hafta başından bu yana dolarda gevşeme olduğunu söylemek mümkün. Ve 6.19.30 euro TL'deki son tablo okları kırmızıya çevirmiş durumda. Euro'da da hafta başından bu yana gerileme yaşandı. Geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman döviz cephesinde yukarı yönlü bir hareket vardı. Bu hafta daha sakin bir seyri geride bırakıyoruz. Altına gidelim. 1502 dolar ons başına altın. Altında da oklar kırmızıda, küresel risklerle birlikte altın kazancını korumaya çalışıyor. Ve Borsa İstanbul'da 101.940 puan dünün kapanış seviyesi. Borsa dünü kayıpla kapattı. Hali hazırda stabil görüyorsunuz. Zira borsa son işlem gününün yeni açılışını henüz yapmadı. Gidelim İstanbul Kapalı Çarşı'ya. Kapalı Çarşı'da altın fiyatları malumunuz, hem küresel cephede oluşan ons altının fiyatıyla hem de döviz cephesindeki, yani dolardaki son durumla birlikte oluşuyor. Hem dolardaki gevşeme hem de ons altında 1500'ün üzerinde o tutunma çabası elbette Kapalı Çarşı'da okların kırmızıya dönmesine yol açıyor. 274 lira gram altın, çeyrek altın 449 lira, yarım altın 898 liradan fiyatlanırken 1846 lira İstanbul Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet altının alıcı bulabildiği son rakam oluyor diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Programın bu bölümünde Türkiye ekonomisi için önemli bir yeri olan KOBİ'leri konuşacağız. Elbette bu işin en uzmanı, bu işi yöneten kurumun başındaki isimle KOSGEB Başkanı Profesör Doktor Cevahir Uzkurt bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi ekonomiye baktığımızda bizim işletmelerimizin çok büyük bir bölümü KOBİ. KOBİ dediğimizde o kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor ki dolayısıyla sizin kurumunuzun attığı adımlarda bu anlamda çok önemli. Başlayalım, neler yapıyorsunuz? Özellikle KOBİ'lerle ilgili bir rapor ve değerlendirmeniz son dönemde bizim sizin attığınız adımlarla ilgili duyduğumuz yeni haberlerden biri. Bir nevi KOBİ'leri analiz ediyorsunuz ama neden böyle bir şey yaptınız? Ne işe yarıyor? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi en genel ifadesiyle aslında KOBİ'lerin karnesini çıkarıyoruz Gülşen Hanım. Burada yaklaşık 5 farklı kamu kurumundan idari kayıtlarına, KOBİ'lere ilişkin idari kayıtlarından elde ettiğimiz verileri çeşitli analizlere tabi tutuyoruz ve bir takım istatistiklerden oluşan bir işletme değerlendirme raporu ortaya çıkıyor. Bu raporda 6 ana başlıkta KOBİ'leri değerlendirmiş oluyoruz. 6 ana başlık, 47 alt başlıkta. Örneğin genel sıralamada işletmelerin durumu nedir? İşte net satışları, aktif büyüklüğü, çalışan prim gün sayısı gibi genel sıralama içerisinde. Daha sonra İnsan kaynakları, Ar-Ge yenilik markalaşma, verimlilik, ihracat, finansman gibi başlıklar adı altında KOBİ'lerin aslında bir fotoğrafını çekiyoruz. Peki bu başlıkları biraz detaylandıralım. Şimdi bir KOBİ'ye baktığınızda kendi analizini görebilmesi çok önemli. Örneğin ihracat.
Ne olacak o kalemlerin altında? Neden o başlık var? O başlık altında ne görebilecek bir KOBİ? Şimdi bu raporun şöyle bir özelliği var. Raporda KOBİ kendine ilişkin bir takım değerlendirmeleri görüyor. Kendi verilerinden analiz edilerek. Ancak kendiyle birlikte Türkiye genelindeki KOBİ'lerin sıralamasıyla birlikte kıyaslama imkanı oluyor. Hem Türkiye genelinde, hem bölgesinde, hem sektöründe KOBİ o başlıklar altında nereye tekabül ediyor? Örneğin ihracat başlığı adı altında bir örnek vermek gerekirse, Denizli'deki bir tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmamızı ele alalım. Bu firmamız hangi ülkelere ihracat yapıyor? İhracat rakamı nedir? O sektörde diğer firmalar özellikle hangi ülkelere ihracat yapıyor? Bizim firmamız o firmalarla, rakipleriyle karşılaştırdıklarında nerede? Toplam satışlar içerisindeki ihracat rakamı nedir? Kaç tane ürün ihraç etmiş? Kaç ülkeye ihraç etmiş? Bunu karşılaştırmalı olarak KOBİ'miz görebiliyor. Burada hem kendi öz değerlendirmesini yapıyor, hem de sektörle, bölgesiyle, ülke geneliyle karşılaştırıldığında aslında KOBİ'miz şunu görüyor bu raporda, bu karnesinde. Benim güçlü yanlarım nedir? Zayıf yanlarım nedir? Nereye güçlendirmeye ihtiyacım var? Nerede sorunum var? Bunu görüyor. Aslında bu rapor işletmenin, yönetiminin masasında olduğu zaman çok daha iyi analiz edip, ekibini toplayıp işletmeyi özellikle sıkıntılı olduğu alanlarda güçlendirmek için çeşitli adımlar atması için önünde bir temel, bir base oluşturacak. Şimdi bu detayda bir analiz daha önce KOBİ'ler için yapılmış mıydı bilmiyorum ama bundan sonra atacak adımları için çok önemli. Çok kıymetli bir adım. Peki kendileri bu rapora nasıl ulaşabiliyorlar? Ve tabii bir şirket kendiyle rakip olan diğer şirketlerin de bu tür analizleri olduğunu varsayarsak onlara da ulaşabiliyorlar mı? Kim görüyor bu raporu? Şimdi bu rapor çok açık ifade etmek gerekirse Türkiye'de KOBİ'ler adına ilk defa bu kadar kapsamlı verilen bir rapor. Daha önce böyle bir raporu KOBİ'lere sunmuyor idik. Şimdi burada bu raporu biz de dahil olmak üzere, yani bunu servis eden KOSGEB olarak biz de dahil olmak üzere firmanın kendisinden başka hiç kimse buna erişemiyor. Zaten E-Devlet üzerinden bu rapor veriliyor. E-Devlet şifresiyle girdiğinde TC kimlik numarasıyla, vergi numarasıyla girerek bu raporu talep edebiliyor. Bu raporu talep ettikten sonra önce bu rapor aslında o anda oluşuyor. Çünkü bizim elimizde bir veri tabanı var, bir analiz edilmiş veriler var. O anda ulaşıyor. Ancak bazı verilerde hata olma ihtimaline karşın bizim uzmanlarımız raporu bir gözden geçiriyorlar. Verileri tek tek gözden geçiriyorlar. Ondan sonra raporu onaylayıp firmaya mesaj atarak raporunuz hazır diye yine E-Devlet üzerinden bu rapor firmaya sunuluyor. Yani bir firmanın İşletme değerlendirme raporunu başka bir firmanın, başka bir kurumun firmanın izni olmadan alması mümkün değil. Peki bu önemli. Bir kez daha göz atalım. 6 başlıkta 50 değişkende 5 kamu kuruluşundan veri alınarak yapıldı. Mevcut durum belirleniyor. Karşılaştırmalı olarak bir öz değerlendirme yapılıyor. Siz biraz önce önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Verimlilik, ihracat ve finansman, bu 6 başlık elbette hepsi önemli ama ihracatı konuştuk. Finansmana gelelim. Şimdi KOSGEB deyince o finansmanı sağlamasıyla da biz biliyoruz. Böyle bir analizin yanı sıra ekonomik anlamda da KOBİ'lerin ayakta durmasına çok ciddi desteğiniz var. Bu tür bir karne hem finansman ayağında ne içerecek, hem sizin için de ne sağlayacak? Bu analiz KOBİ'lere, dışarıdan bakanlara ne verecek? Evet. Şimdi özellikle finansman başlığı çok ayrıntılı olarak hazırlanmış durumda. Yani işletmenin likidite oranlarından, büyüme rakamlarına kadar, karlılık rakamlarına kadar birçok alanda işletmenin bilanço verilerinden, gelir tablosundan, işte gelir idaresi başkanına verdiği kurumlar vergisi, gelir vergisi beyannamelerinden yararlanılarak hazırlanmış bir başlık. Bu anlamda aslında işletme bu raporu aldığında kendisinin dışarıdan bir gözle, yine kendisinin resmi verileriyle analiz edildiği bir raporu görmüş olacak. Bu raporun açıkçası iki açıdan değerlendirmek gerekir. Bir tanesi, bu raporu sahibi olan işletmelerin kendi öz değerlendirmesini orada yapması. Çünkü orada işletme kendi durumunu görecek ve bir takım kararlar alacak.
Aynı zamanda işletme başka işletmelerle işbirliği yapmak istediğinde ya da bir finans kuruluşuna bir fon için müracaat ettiğinde ya da başka uluslararası kuruluşlarla bir ticari ilişkiye girdiğinde ihtiyaç dahilinde bu raporlar aslında her iki taraf için de önemli bir gösterge, önemli bir rapor olacak. Diğer taraftan da bizim gibi kamu kurumları açısından düşündüğümüzde biz özellikle şu an kendimiz yararlanıyoruz. Mesela bir KOBİ bize bir destek için müracaat ettiğinde bu rapor bizim değerlendirme kurullarımızın önünde olacak. Örneğin firma geldi bir proje sundu. Ben şu makinaları almak istiyorum bu proje kapsamında dedi. Şimdi bizim bu raporda mesela kapasite kullanım oranları var. Burada diyelim ki bir firmanın kapasite kullanım oranı %60. Yani çok genel ifadeyle 10 tane makinasından aslında 6 tanesi aktif, 4 tanesi pasif duruyor, atıl duruyor. Dolayısıyla bizim kurulumuz şunu diyebilecek. Bakın sizin burada firmanızda 6 tane makina aktif, 4 tanesi atıl duruyor. Siz bizden yeni makina istiyorsunuz. Ya bu sizin aslında ihtiyacınız olan bir şey değil. Sizin ihtiyacınız olan yeni bir makina değil. Sizin başka ihtiyaçlarınız var. Gelin bu alanda destek verelim diyeceğiz. Aslında şimdi hem kaynakların, o desteklerin boşa gitmemesi için çok önemli. Kesinlikle. Hem de firmanın aslında ayakta kalabilmesinin şartı belki doğru yatırımı yapması. Bu anlamda bir rehberlik hizmeti de içerecek değil mi? Çok, çok doğru ifade ettiniz. Bir adım sonrasında yapmak istediğimiz şu Gülçin Hanım. Veriye dayalı bilimsel analizlerle işletmeleri değerlendirip işletmeye özgü destekler vermek istiyoruz. Şu anki modelimizde bir takım destek programlarımız var. Firmalarımız bu programlara uygun olarak projelerini hazırlıyorlar, bize sunuyorlar, biz de değerlendirip orada sonucuna göre bir destek veriyoruz. Ancak bir adım sonrasında şunu yapacağız. Bir tarafta bu verilerden hareketle hazırlanmış raporlar, aslında bu rapor ilk versiyon. Bir sonraki adımda bu raporları geliştireceğiz, daha ayrıntılı hazırlayacağız. Elimizde çok sayıda veri var. İkinci adımda yine sizin programınızda duyurmuştuk. KOBİ rehberlik ve danışmanlık sistemiyle, yani bizim tarafımızdan akredite edilmiş profesyonel rehber ve danışmanlar KOBİ'lere gidecek. Yerinde işletmenin yöneticileriyle bir araya gelerek işletmeyi analiz edecek. Oradan da bir rapor gelecek. Dolayısıyla bir işletmenin elimizde neye ihtiyacı var, nerede sorunu var, bir adım sonrasında nerede sıkıntı yaşayacak bunu belirleyerek o işletmeye biz diyeceğiz ki gelin sizin şöyle bir desteğe ihtiyacınız var, şu kadar desteğe ihtiyacınız var, biz size böyle bir destek sağlayalım diye işletmeye özgü destek modeline geçeceğiz. Bütün bunlarda amaç aslında KOBİ ayakta tutmak, büyümeye destek sağlamasına bir yol açmak ve tabii ki kendi üreten, yerli üreten, cari açığı kapatan, işte ihracat yapan bir işletme sağlayabilmek. Hemen ihracat kısmına geçelim. Hem sizin o modelleriniz içinde var ama aynı zamanda ihracatta ilk adım seferberliği de var. Belki bir arada konuşmak lazım. Onunla ilgili detaylara da bakacağız şimdi. İlk kez ihracat yapacak firmalara ayrıca da bir destek var. Yurt dışına ilk kez açılacak firmalar desteklenecek. Şimdi ben başlıkları okuyayım. Siz lütfen eksikleri tamamlayın, detayları verin bize. 300 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Başlık olarak fuar, tanıtım, personel, yazılım dedik ama ne yapmaya çalışıyoruz biz burada? Hedef ne? Şimdi hatırlarsanız daha önceki programlarınızda şöyle bir KOSGEB için şöyle bir tanıtım yapmıştık. KOSGEB'de daha çok ithalatı önleyecek, yerli ve milli üretimi arttıracak, teknoloji düzeyi yüksek, katma değerli ürünlerin üretimine öncelik vereceğimizi ifade etmiştik ve programlarımızı bu doğrultuda hazırladık. İşte teknolojik ürün yatırım gibi, ithal ürünlerin yerleştirilmesi yönelik stratejik ürün yatırım destek programı gibi bir takım programlar yapmıştık. Bir diğer sac ayağımız da özellikle ihracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve KOBİ'lerimizi yurt dışı pazarlara açmaktı. Buradaki iki temel amacımız var. Bir, hiç ihracat yapmamış KOBİ'lerimizi ihracata yöneltmek için bir hazırlık desteği aslında bu. Diğer taraftan da ihracat yapan ancak yurt dışı pazarlarda payını arttırmak isteyen, rekabet gücünü arttırmak isteyen KOBİ'lerimize bir destek olarak, bir ihracata hazırlık desteği olarak veriyoruz. Burada şunun da altını çizmek gerekir. Bu programı yürütürken Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de bir işbirliği protokolü yaptık. Onlar illerde çok güzel
ihracat eğitimleri veriyorlar KOBİ'lere. O eğitimi almış KOBİ'lerin de bu programdan özellikle yararlanmalarını sağlayacağız. Bir taraftan ihracat eğitimi almış, diğer taraftan da desteğini almış KOBİ'lerimizi yurt dışına açma hedefiyle bu yurt dışı pazar desteğini yürürlüğe koymuş bulunmaktayız. Ben buradan bir çağrı da yapmak istiyorum. Bu program sürekli açık olan bir program. KOBİ'lerimiz lütfen bu programa müracaat etsinler. Yani burada çok aşırı bir bürokrasi de yok. Nereye başvuracaklar? Burada sadece bizim sitemize girip E-Devlet şifresiyle bu programa oturdukları yerden, iş yerlerinden, ofislerinden müracaat edebilecekler. Hiçbir belge vesaire biz getirin KOSGEB müdürlüğüne bunları sunun inceleyeceğiz demiyoruz. Bir proje bazlı ben şu ülkeye şu ürünü ihracat yapmak istiyorum. Bunun için de bana işte yurt dışı fuar katılımı, tanıtım pazarlama desteği, yazılım donanım almak, personel almak gibi konularda destek verin denildiğinde biz bu programdan yararlanabileceğiz. Bunun bir özelliği daha var Gülçin Hanım. Burada özellikle KOBİ'lerimizin dijital altyapılarını güçlendirerek e-ticarete yönlendirmek istiyoruz. Yani destek kalemlerimizden bir tanesi de bu. Artık yeni dönemin ticaret şekli aslında kesinlikle, o. Kesinlikle. O çağda ayak uyduracaklar. Peki bir kez daha altını çizelim. Bu programdan ihracata ilk adım seferberliğinden yararlanmak için mutlaka başvursunlar. Ve tabii o karnelerini görmek için de E-Devlet üzerinden ücretsiz alabilirler. Onu hatırlatalım ama konu başlığımız çok devam edelim. Şimdi ihracat eğitiminden bahsettiniz. Ama sizin de bir uygulamalı eğitiminiz vardı. Girişimci olmak isteyenler için de KOSGEB bir aracı. Sadece işletmesi olanlara destek veren bir kuruluş değil. Girişimciler için ne yapıyorsunuz? Evet. O uygulamalı destekte ne aşamadayız? Evet. Biliyorsunuz bizim yeni girişimci yetiştirmek, iş yeri kurma açısından da önemli bir desteğimiz var. Girişimcilik desteği ve yıllardır bu desteği etkin bir şekilde firmalarımıza, yeni kurulacak firmalarımıza veriyoruz. Burada öncelikle bir girişimcilik eğitimi veriyor idik. Bunu daha çok geleneksel yöntemlerle, örgün eğitim yöntemiyle veriyorduk. Ancak burada biz biliyoruz ki mesela iş yerinde çalışan ama kendi işini kurmak isteyen bir girişimcimiz olabiliyordu. Diğer taraftan bir ev hanımı işini kurmak isteyebiliyordu. Çok farklı profilde girişimcilerimiz vardı. Biz burada zaman kısıtını, mekan kısıtını, yer kısıtını kaldırarak bir uzaktan girişimcilik eğitim sistemi tasarladık. Aslında daha çok kişiye yararlanabiliyor değil mi böyle? Kesinlikle. Şöyle çarpıcı bir rakam vereyim. Bu yıl içerisinde bugüne kadar örgün eğitimden toplamda 40 bin kişi yararlanırken yaklaşık 2 aylık bir süreçte uzaktan eğitim girişim uzaktan eğitime 25 bin kişi şu an bizim sistemimizde eğitim alıyor. Bir kısmı da sertifikalarını aldı. Yani bu o kadar... Girişimcilik eğitimi ve o sertifika yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltin. KOSGEB desteklerini, o girişimci desteklerini almak için bir ön şart. Doğru. Değil mi? Bu da böylece kolaylaşmış oluyor. Tabii. Aslında. Yani burada şöyle düşünün. Bir ev hanımı diyelim ki çocuklarını okula gönderdi. Yemeğini de yaptı. Boş vakti kaldı. Orada elindeki tabletten, bilgisayardan ya da cep telefondan bizim girişimcilik sistemimize, uzaktan eğitim sistemimize girerek o videoları, ders anlatımlarını, etkileşimli ders videolarını dinleyerek ne zaman tamamlarsa girişimcilik sertifikası da anında karşısında hazır olarak verilecek. Böyle kolay bir sistem. Peki bunu da hatırlatalım o zaman, mutlaka ilgilensin girişimciliğe niyet eden herkes diyelim ve kapatmadan toplu rakamlara da bakalım mı? Hem işletmeler diyoruz hem girişimciler diyoruz. Senenin başından bu yana ne yaptı KOSGEB, kime ne kadar destek verdi ve tabii hedefi de soralım. Evet. Şimdi bugüne kadar bugün itibariyle yaklaşık 1.8 milyar TL'lik bir destek vermiş olduk KOBİ'lerimize ve bu desteğin dağılımına baktığımızda özellikle teknoloji değeri, katma değeri yüksek ürünler ve ithal edilecek ürünlerin yerleşmesine dönük olarak hazırlanan projelere verdik. İkinci kısımda da bu yeni iş kurmak isteyen girişimcilik desteklerini verdik. Burada yıl sonuna kadar 2.2 milyarlık bir bütçemiz var. Bunun öngörülerimiz, gelen projelerdeki taahhütlerimizi dikkate aldığımızda bu bütçenin tamamını kullanmış olacağız. Burada gelecek yıl yaklaşık 3 milyar TL'lik bir bütçe hedefliyoruz. Bu tabii ilgili kurullarda geçtikten, onaylandıktan sonra da gelecek yıl KOBİ'lerimize inşallah yapmış oldukları ülke ekonomisine yapacakları katma değerli ekonomik faaliyetleri için bu rakamları KOBİ'lerimize kullandıracağız. KOBİ'lerimizi güçlendirerek ülke ekonomimize ivme kazandırmak istiyoruz.
Amacımız da özellikle, tekrar altını çizmek istiyorum, yerli ve milli üretimi KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yaymak, teknoloji düzeyi yüksek ürünler ürettirmek, katma değeri ve ihracat değeri yüksek ürünleri ülkemizde KOBİ'ler eliyle üretilmesini sağlamak istiyoruz KOSGEB olarak. Şimdi bu desteklerin yerini bulabilmesi için kuşkusuz KOBİ'lerin de farkındalığının yüksek olması lazım. 2020 bütçesi %34 artışla 3 milyar TL'yi hedefliyor. %94'ü gerçekleşmiş mevcutun, çok önemli adımlar ama KOBİ'ler bu desteklerin ne olduğunu, kendisinin ne kadarını, nereden alabileceğini, nasıl başvuracağını nasıl öğrenecek? Onlara da bir yol gösterelim, öyle kapatalım. Aslında bütün programlarımızı E-Devlet'e geçirmiş durumdayız. Sadece bizim web sitesine, KOSGEB'in web sitesine girmeleri yeterli. Yani buradan tekrar duyurmak gerekir. Hiçbir desteğimizi biz aracı kullanarak vermiyoruz. Hiçbir desteğe müracaatımızda ücret almıyoruz. Zaman zaman bu tür suistimalleri de görüyoruz. Sadece E-Devlet'e girsinler. Ben şu desteğe müracaat etmek istiyorum denildiğinde zaten onların tanıtım videoları da var. Yani nasıl müracaat edilir, nasıl yararlanılır? A'dan Z'ye desteği aldıktan sonra ödemeler tamamen E-Devlet üzerinden yapılıyor. Belgeler E-Devlet üzerinden alınıyor. Yani hiçbir dosyayı alıp KOSGEB'in bir müdürlüğüne, bir KOBİ'mizin getirmesine ihtiyaç yok. Oturduğu yerden KOSGEB desteklerine çok rahat, kolaylıkla müracaat edebilir. İhtiyaç duyarsa bizleri arayabilirler. Başkanlığı, müdürlükleri arayabilirler. Gelmek istiyorlarsa uzmanlarımız zaten KOBİ'lerimize destek vermek, hizmet vermek için hazır bekliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz bu destek çalışmalarında. Sağ olunuz. Değerli izleyenler, KOSGEB Başkanı Profesör Doktor Cevahir Uzkurt'la Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'leri konuştuk. Pek çok destek var. İhracata yeni açılacak firmalar için destek var ki süresiz başvurulması gerektiğinin altını çizdi Sayın Uzkurt. Biz de bir kez daha hatırlatalım. Girişimciler uzaktan erişimle eğitim alabilir ve aynı zamanda tüm KOBİ'ler E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak KOSGEB'in hazırlamış olduğu kendilerini her alanda analiz eden o raporlara ulaşabilir diyelim. Böyle noktayı koyalım efendim. Bir hafta sonu molası veriyoruz. Hafta başında saatler 9.30'u gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz.